Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT'ye ait geometri kampının 12. haftasının videolarına başlıyoruz. Evet bu hafta iki video sizi bekliyor olacak. Hangi konuları işleyeceğiz? Eşkenar dörtgen ve deltoidi işleyeceğiz. İlk videomuzda eşkenar dörtgeni bitireceğiz. Kitabımızda sayfa numarası 115, 116 ve 117'nin yarısını işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar dörtgende işimiz gerçekten çok kolay. Çünkü eşkenar dörtgen paralel kenarın özel bir halidir. Sen paralel kenarda iyi bir şekilde anladıysan buradaki eşkenar dörtgen konusunda çok rahat bir şekilde yapacaksın. Yani eşkenar dörtgenin ilk önce bir tanımına bakalım. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen diyoruz. Bütün kenar uzunlukları eşit olacak. İşte bu paraya kenara biz ne diyormuşuz? Eşkenar dörtgen. Yani eşkenar dörtgen paraya kenarın tüm özelliklerini sağlıyor mu o zaman? Sağlıyor. Bunun yanında da şurada bir sürü özelliği var. Şekil üzerinde de gösterilmiş. Şöyle bir şey yapalım isterseniz. Ben şu şekli çizip bunun eşkenar dörtgen olduğunu söyleyeyim ve eşkenar dörtgendeki bütün özelliklerin nereden geldiğini tek tek anlatayım sana. Şimdi paraya kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu değil mi? Hop. O paraya kenar özelliğini salacak ya köşegenle çizdim. Hocam bunlar birbirini ortaladı. Şunlar da birbirini ortaladı. A yukarıdaki üçgen ikiz kenar ve kenar ortay oldu burası. İkiz kenarda çizilen kenar ortay nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda açı ortaydır. E hocam bu da aynı şekilde oldu mu? Oldu. Sonra şuna bakalım hocam bu da ikiz kenar böyle çizilen yükseklik konumunda oldu burası. E, çizilen yükseklik konumunda olduğu için hatta çizilen kenar ortay yükseklik olur. E, aynı zamanda açı ortay olur. Yani bu da açı ortay bu da açı ortay. Bak parayakenin özelliğini taşıyor. tanımından dolayı zaten. Köşegenler dik kestir. Buradan dolayı geldi mi? Geldi. Sonra köşegenler açı ortaydır. Evet şekilde görüyorsunuz zaten açı ortay çıktı. Sonra köşegenler birbirini ortalar. Zaten parayakenin özelliğinden geliyor bu. Sonra ne özelliği var? Yüksekleri birbirine eşittir. Dur. Burada yüksekler niye birbirine eşit? Şimdi şu bir eşkenar dörtgense bir kenar x diğer kenarda x ise eşkenar dörtgenin alanını düşün şimdi. Hocam taban çarpı tabana ait yükseklik yani yükseklik çizdiğinde x çarpı h hocam bu da x tabanına ait yükseklik h olmak zorunda değil mi? Alan x çarpı h olduğundan dolayı evet işte bundan dolayı bunlar birbirine eşit oldu. Ya da ne yaparsın Dalarsın alfa betaya. Alfa beta. beta. Karşısında açılar eşit. Alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen benzer hatta eşkenar dörtgen ya bunlar. Eşkenar dörtgen olduğu için bak kenarlar eşit oldu. 90'ın karşı çift çizgi 90'ın karşı çift çizgi olduğundan iki üçgen üçgen çıktı. Alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar yani yükseklerde böylelikle eşit olmuş oldu. İki şekilde ispatını yaptım sana. Evet bunu da ispatladık. Ve alanda ne diyor? köşegenler çarpımının yarısıdır diyor. Doğru mu? Doğru. Niye? Dörtgende köşegenler dik kesiyorsa herhangi bir dörtgende köşegenler dik kesirse köşegenler çarpımının yarısı değil miydi zaten? E biz bunu dörtgenden biliyoruz. Köşegenler dik kestiği için bu da otomatikman ne olmuş oldu o zaman? Sağlanmış oldu. Evet bütün özellikler kendiliğinden çıktı. İkiz kenar üçgen özelliğinden çıktı zaten. Eğer sıkışırsan sen de bu şekilde çizip bir kenara bütün özellikleri kendin de böyle ulaşabilirsin. Ekstradan ne özelliği verdik arkadaşlar? Paralel kenar haricinde ekstradan ne özelliği verdik? Bak şu köşegenlerin dik kesmesi özelliğini verdik. Bak bu önemli. Yani eşkenar dörtgende bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni de sen çizeceksin. Çünkü özel bir durum oluşuyor. Köşegenleri dik kesen dörtgenlerde bu hamle mutlaka ve mutlaka yapılır. Çünkü özel bir durum oluştuğundan dolayı. Bir de ekstradan ne verdik? Yüksekleri birbirine eşit. Ha, sen soruda Eşkenar dörtgenle bir yükseklikle alakası yerde bir eşitlik verilirse diğer yüksekliği de sen çizeceksin. Ya da iki de yükseklik çizilmişse bu yüksekliklerin de eşitliğini düşüneceksin. Yani paraya haricinde diğer özellikler zaten aklında kaldı. E, zaten köşegenler dik kesiri koydun. Bir yüksekliklerin de birbirine eşitliğinde bildikten sonra bu konuda asla ama asla sıkıntı yaşamazsın. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Önce tanımını kullandırdığımız sorulara bakalım. Tanım ve eski konular. Burada ne demiş soruda? Şekil 1'de paralel kenar şekil 1'deki paralel kenar kesilerek 6 eş paralel kenar yapılıyor. Tamam. Hocam alt tane eş paralel kenar. Uzun kenarına B, kısa kenarına A, uzun kenarına B diyecek olursam. Hocam kısa kenara A, kısa kenara A, uzun kenar B. Eyvallah. Burada da yazalım. A, B A, B, B, A B, A şeklinde mi konmuş arkadaşım? Evet. Bu 6 parça şekil 2'deki gibi yapıştırıldığında ortadaki beyaz dörtgen bir eşkenar dörtgenmiş. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. Tamam. Şimdi arkadaşım şuradaki kısa kenar burası. E hocam uzun kenar şurası B olmak zorunda. O zaman buraya ne kaldı? B eksi A kaldı. Tamam B ya. Aynı şekilde kısa kenar burası nedir arkadaşlar? A tamam B olduğundan buraya da B eksi A mı kaldı? Evet. E B iken bak burası da B. A bu bir eşkenar dörtgen diyor bana. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olacak. Yani B ile şurayı eşitleyeceksin. B eşittir. B eksi A'dan iki tane var. Yani 2B eksi 2A oldu. Buradan ne eşit oluyor arkadaşlar? 2A eşittir. B'ye eşit oldu. Evet. Benden ne isteniyor? Buna göre çekil birdeki paraya kenarın kısa kenarının uzun kenarına oranı isteniyor. Arkadaşım B çekil birdeki paraya kenarının o komple şu büyüğün. B yerine ne yazacağım? 2A yazacağım. Hocam o zaman burası da 2A. Bak dikkat et. Burası 4A oldu. Burası da 3A oldu. Yani uzun kenarının kısa kenarına oranı ya da kısa kenarının uzun kenarına oranı 3 bölü 4 mu çıktı gençler? Evet cevap 3 bölü 4 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Eşkenar dörtgen denmiş. Şuradaki açılar birbirine eşit verilmiş. Eşkenar dörtgene dikkat et. Köşegen çizilmiş. Eğer uzunlukla alakalı bir şey sorulmuş olsaydı diğer köşegeni de ben çizerdim. Çünkü köşegenler dik kesiyor değil mi? E burada açı verilmiş açılara dalalım. E burada ben şuna bir AA diyecek olursam. Hocam eşkenar dörtgende köşegenler açı ortaydı. E o zaman burası da 2A mı oldu? 2A 2A. Hatta burası da 2A 2A mı olur? Evet. A İki iç açı bir dış açı. Şuradaki üçgende yani 3A eşittir 75'ten A'yı buradan 25 buluruz. Bizden de ne isteniyor? B, C, D açısı isteniyor. A yerine 25 yazdığımız zaman hocam burası 50. Burası da 50. Toplamda burası 100 yapar. E 100 ise burası da 180'e tamamlayan açısı 80 derece olmaz mı? Bak bundan bahsetmedim. Parayakenlerin özelliğinden. ardışık açılar toplamı zaten 180 derecedir. Evet örnek 2 böylelikle ne çıktı? 80 derece çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 3'e. Eşkenar dörtgen verilmiş 90. Paralel kenarda da ne diyorduk? Şurada 90 varsa karşısında 90'dır kardeşim. Çünkü Z kuralı sağlanıyor. Oradaki tekler yine kullanılıyor. Bunu unutma. E bunlara eşit vermiş. Eşkenar dörtgen ya. Tanımında kullanacağız tabii ki. Şuraya A dersem her bir kenar ne oldu? 2A oldu. E burada karşımıza bir dik üçgen çıktı. Ve özel bir dik üçgen bu. 90'ın karşısı 2A. Hangi açının karşısı A'dır? 30'un. E burası da 60 çıktı. E burası 120 olur. 180'e tamamlayalım. Benden zaten DAB isteniyor. Açıyı da böylelikle kaç bulduk? 120 derece bulduk. Örnek 3, 120. geldik. Örnek 4'e. Kenar uzunlukları 52, 80 olan ABCD paralel kenarı biçimindeki bir karton. Eşit sayıda çizilen D ve K doğrularıyla bak D doğruları D doğruları dikeyler, K doğruları da yataylar şeklinde çizilmiş. Eşit sayıda çizilen D ve K doğrularıyla eşkenar dörtgen oluşana kadar devam ediyor. Bak burada eşit sayıda çizmişim. Burada bir eşkenar dörtgen oluşturmuşum. Oluşan küçük paralel kenarın yatay kenarı 3, dikey kenarı da 1 santimetredir. Neredeki? Şimdi oluşan küçük paralel kenarların. He, ben bunları eşit sayıda çiziyorum ya böyle. Bunları da eşit sayıda çiziyorum ya. Küçük paralel kenarlar oluşuyor. İşte mesela şuradaki paralel kenar arkadaş. Ya da şuradaki paralel kenar. Ya da buradaki. Ya da buradaki. İşte bu paralel kenardaki. Bu paralel kenarlardaki kısa kenar 1 verilmiş. Uzun kenarda 3 verilmiş yazdık. Tamam. Hocam ben buradan 3, 3, 3 diye gideceğim değil mi buraya kadar? E Burada x tane çizilmişse ya da n tane d1 çizilmiş. n tane d1 çizilmesi ne demek? Hocam n tane 3 olması demek değil midir? Yani burası nedir? 3'en değil midir? Aynen öyle. E tamam bunun 80'di. Buraya 80 eksi 3'en kaldı. Yani burası da 80 eksi 3'en oldu. Şimdi şuraya bakalım. Hocam bu 1, 1, 1, 1, 1, 1 diye gidiyor. n tane 1 olmayacak mı burada da? Evet. Yani n çarpı 1. Yani burası n kadar oldu. E, bunun tamamı da 52 idi. O zaman buraya da 52 n kaldı. Hocam 52 eksen burası da. A ne çıktı? Şu bir eşkenar dörtgen diyordu zaten bize. Şunların ikisi yani tanımını kullanıyoruz. Şu kenarların hepsi birbirine eşit olmak zorunda. 80 eksi 3n eşittir 52 eksi n olduğundan eksi 3n'i buraya attım artı 3n. 3n eksi n'den 2n geldi. Attım bunu buraya. 28 mi yaptı? Evet. Eni de böylelikle ne bulduk? 14 bulduk. Buna göre diyor oluşan eşkenar dörtgenin çevresi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E, eni sen 14 bulduysan 52'den 14 çıkartırsan şurada çıkartayım işlem hatası yapmayayım. E, 8 4 daha 12 38 mi çıkıyor burası? Evet bir kenar 38 oldu dostum. E 38 38 38 ve 38 eşkenar dörtgenin çevresi ne yapacaktır? 4 tane 38 var o da kaç yapıyor? 152 yapıyor. Cevap 152 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 5'teyiz. Aşağıda alanı 72 birim kare olan eşkenar dörtgen kağıt 1 ve 2 nolu üçgen ile 3 üç nolu yamuk elde edilecek şekilde 3 parça ayrılıyor. Evet bu bir eşkenar dörtgenmiş. Dikkat. 1, 2 ve 3 nolu parçalara bölmüşüz. Ondan sonra ne olmuş? Bu parçalar KLM'nin kenar, paralel kenarının. Evet. Şöyle bir paralel kenar varmış. Bu parçaları da buraya yerleştirmişim. Hocam bunu buraya koydum. Sonra bu kenar buraya geldi. Bak dikkat et. Şu paralel kenarda şu doğrusal değil mi? Evet. E bu paralel kenarda eşkenar dörtgende şunun da şu doğrusal. E hocam şuradaki küçük parça da bununla doğrusal ya aynı doğrusunda ya. Bu ne demek? Yani senin şuradaki kenar buraya gelip yapıştığı zaman ve doğrusal oluyorsa eğer senin şuradaki kenarla buradaki kenar paralel oluyor anlamına gelmiyor mu? Geliyor. Bak çok güzel paralelliği gizlemişim. Bu, bu şekilde paralel kenar oldu ya doğrusal oldu. Sana diyor ki buradaki önceden bu parça buraya geldi. Şunlar birbirine paralel diyor kardeşim. Eskiden ne diyorduk? EF paralel BC şeklinde söylüyorduk. ÖSYM bu dili artık yavaş yavaş bırakıyor. O paralelliği de sen anla istiyor. E devam edelim. Sonra bu parçalar KLMN paralel kenarı üzerine konulduğunda mavi bölge oluşturulmuş. Evet bunu almışım buraya koymuşum. Üçgen almışım tepeye koymuşum şuraya. Sonra KLMN paralel kenarı oluşmuş. Burada da bir şey verilmiş. K iken 2K verilmiş. Şu K burası da 2K verilmiş. Hocam paralellik var ya bu paralellikten gideceğiz şimdi. Ee, alan ilişkisi de var sanki burada değil mi? Tüm alan 72. Hadi alanını da bulalım. Ve bu arada şuranın da K olduğunu yazalım isterseniz. Buranın da 2K olduğunu yazalım. Ee, hocam buranı ters çevirip koyarsak ne olur? O da olabilir. Gerçi şuraya dikkat eder misin? Şu kenar. 3K 3K. E hocam 3K ise 3K buraya da K kaldı. O zaman burada K'lı kenar buraya gelmek zorunda. Şu şekilde. Çünkü bunlar birbirine paralel olduğunu bulduk zaten. Paralel zaten bununla şu paraleldi ya. E, burada paralel oldu. Sonra paralel kenar çıktı burada. E, buradaki oranlamalardan hadi bir alana girelim. 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9 benzerlik alan ilişkisi. A ise tamamı 9A 8A kaldı. Hocam 9A ise burası da 9A yaptı. 1 nol alan 9A. 2 nolu alan A ve 3 nolu alanda 8a'yı yazdık. E şimdi alan da açacağız. Hadi bakalım. Şuradaki parçayla alakalı ben bir şey biliyor muyum? Biliyorum. Ne biliyorum? Sadece 2k olduğunu biliyorum ve şurada da bir oran var mı? Var aslında. Gerçi bu oranı biz kendimiz de bulabiliriz. Gençler şöyle baktığınız zaman k iken burayı k yazdık mı? Yazdık. Hocam bu bir eşkenar dörtgen ama paraya kenar değil. Eşkenar dörtgende köşegen çizilmiş. Bu bir açı ortay değil mi? Evet. Açıları da yazalım. Hocam noktaya nokta. A burada şunlar birbirine paralelse burası da nokta yaptı. Ve sıkıştığım zaman bak kullanmadığım bilgiyi fark ettim. Eşkenar dörtgen olmasını. Paralel ya noktaya nokta oldu. O zaman K iken burası da K oldu mu? Oldu. İkiz kenar çıktı. Yani burası K burası da K oldu. E sonra başka ne var? Burası 3K iken burası da 3K. Şu uzun kenar 3K burası 3K. E olay bitti arkadaşlar. Oranlamaları bulduk. Hadi artık alan dağıtalım. Şimdi burada nasıl bir alan dağıtabiliriz? Şöyle üçgen oluşturalım. K'de kalan A ise 3K'de kalan nedir? 3A. E hocam şu bir paralel kenar, karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yarısı 3A ise diğer yarısı da 3A'dır ve olayı bulduk, bu, bulduk. KLMN paralel kenarın alanı isteniliyor bizden. Arkadaşlar burada 9 9 18A. 18A'nın ne olduğunu biliyoruz? 72. A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. KLMN paralel kenarına baktığımız zaman 18 A'nın yanına bir de 6 A ekleniyor. Yani 24 A soruluyor bize. A'yı da 4 bulduysak cevap kaç çıkıyor o zaman? 96 çıkıyor. 24 çarpı 4'ten 96 bulduk arkadaşım. Evet bu da güzel bir soru. Hoş bu soru. Kesip başka bir yere yapıştırmışız. Ve oradaki paralellikleri bulacağız. Sıkıştık. Eşkenar dörtgeni kullandık. Kaç orta olmasını falan kullandık. Kayken buradaki kayda yazınca soru direkt kendiliğinden aktı. Çünkü diğer bütün kenarları da bu şekilde bulmuş olduk. Oranı bulduktan sonra da alanı dağıttık. Gerçekten çok hoş bir soru. Evet geldik örnek 6'ya. Yalnız örnek 6'da şimdi farklı şekilde çözen arkadaşlarınız da olur. Ben ilk baştan onu söyleyeyim. Ee, ben şekli biraz hatalı çizmişim. Şekil şöyle olmuş olsaydı. Şu C noktası A'nın üstünde olmuş olsaydı. E, şu tarz çözenlerden. Yani soruyu okuyayım isterseniz ilk önce. İşte... E... İple asılan herhangi bir cisim denge konumuna geldikten sonra ipin düşey doğrultusu cismin ağırlık merkezinden geçer diye bir bilgi var. Bu cismin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Şimdi bunu okuduktan sonra ilk köşegenleri şöyle çizelim. Köşegenleri çizdik. Eyvallah. Sonra devam edelim. Köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Bunu koyduk. Alanı 120 birim kare olan eşkenar dörtgen A ve B köşelerinden ip ile asalıyor. Şekil 2'deki eşkenar dörtgen zemine 14 birim daha yakındır. Yani zemine 14 birim daha yakın ya. Sen buradan Şöyle şunun uzantısına baktığın zaman buraya 14 deyip buradan çözüme ulaşırsan hata olacak. Çünkü ben şekli yanlış çizmişim. Keşke C, A'nın üstünde olsaydı. Yani hatalı değil soru aslında ama hani buradan çözen arkadaşlar için hatalı olacak. Önümüzdeki sene ben bunu artık düzeltirim. Şuraya bir soru işareti koyayım soruya. Normalde biz bu sorularda ne yapıyoruz? Öncelikle beni diğeri dikkatli bir şekilde dinle. Soru C, A'nın üstündeyken de oluyor. Ona göre haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi buradaki soruya bakalım. Soruda bir şey asılmış. Arkadaşlar tavara bir şey asıldığı zaman hep ben şunu söylerim. Zemine olan uzaklık her zaman çok önemlidir. E o zaman zemine olan uzaklığa bakalım. Şunun zemine olan uzaklığı ve şunun zemine olan uzaklığını biz düşüneceğiz arkadaşım. Hop şu zemine olan uzaklık ve bu zemine olan uzaklık. E hocam ben bu zemine olan uzaklığa x dersem eğer. Burası neymiş arkadaşlar? Bu zemine 14 birim daha yakın diyor ya. Burası kesinlikle ama kesinlikle x artı 14 değil midir? Evet. E sonra ne diyeceğiz? Şuraya a dersen burası da a değil midir? Aynen öyle. Zemine olan uzaklık bizim için çok önemli. Yani burası 2a artı x artı 14 ise hocam burası da 2a artı x artı 14'tür. Hocam x'i buradaysa şu kısma ne kaldı o zaman? Hocam bu kısma x buradaysa 2a artı 14 kaldı. 2a artı 14 kaldı. E bu da köşegen olduğu için iki eşit parçaya böldü mü? Böldü. 2 artı 14 2'ye böl. A artı 7'ye A artı 7 oldu. E sonra ne yapacağız? Bak dikkat et. Para eşkenar dörtgenin bir köşegenini A A diye buldum. Diğer köşegeninde A artı 7 A artı 7. Yani uzun köşegeni A artı 7 çıktı. O süper. Şimdi kullanmadığım bilgi. Eşkenar dörtgenin alanı. Hocam köşegenler çarpımının yarısından yapabiliriz. Ya da bence şu şekilde yapalım. Bu 4 eşit bölmeye ayrılmıyor mu? Evet. 124'e bölsem burada kalan kaç yapar? 30 yapar. Bu alan 30. Dik üçgenin alanı 30. Çünkü 4 eşit parçaya ayrıldı. Yani A çarpı A artı 7 bölü 2 eşittir 30. Şimdi buradan ne geliyor arkadaşlar? A çarpı A artı 7 eşittir 60 geliyor. Normalde A kare artı 7 A 60 eşittir 0'dan çarpanları ayırırsın. Bence düşün. 60'ın çarpanları nedir mesela? 2'ye 30 olmaz. 3'e 20 olmaz. 5'e 12 oluyor mu? A yerine 5 yazarsam 5 7 daha 12 oluyor. Yani A buradan kaç çıkar? 5 çıkar. E senin A buradan 5 ise 5 7 daha burası 12 çıkar. Eşkenar dörtgenin çevresi isteniyor. 5 12 13 üçgeninden bir kenarı 13 bulduk. E o zaman bizim çevre işi de artık çok kolay oldu. 13'ten kaç tane var? 4 tane var. Yani cevap 52 oldu. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Ve burada zemine Böyle tavana bir şey asıldığında zemine olan uzaklıktan zaten burada bahsetmiş. Zemine olan uzaklık lütfen ama lütfen çok önemli. Bunlar da çanta asarlar, bir şey asarlar, çivilere e, çivilere bir şeyler asarlar ya da duvara ya da zemine, tavana. Buna lütfen ama lütfen dikkat et. Gerçekten çok önemli bu söylediğim şey. Evet, bu son muydu? Evet, geldik bir sonraki soruya. Yani örnek hediye. Ne var burada? 3 var, 5 var, 2 var, x var. Hocam 90. Karşısı da 90. A bu bir yükseklik. A bu da 90. A bu da bir yükseklik. Hocam eşkenar dörtgende yükseklikler ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Ha, i̇spat yöntemiyle de yapabilirsin tabii ki. Şuradaki yüksekliği nasıl yaparsın? Şöyle çizersin. Buradaki yüksekliği nasıl yaparsın? Böyle çizersin. Alfabetalara dalınca da iki üçgenin eş olduğunu da görürsün. Zaten en başta ispatladım. Ya da eşkenar dörtgende neydi? Köşe... köşegenler değil. Yüksekler birbirine eşitti. Yani bu yükseklik 5 artı 3. Diğer yükseklikte x artı 2. Bunlar birbirine eşittir. Ve x böylelikle 6 çıkar. Geldik sonraki soruya. Eşkenar dörtgen bir köşegen çizilmiş ve bizden alan isteniyor. Arkadaşlar köşegen çizilmişse köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum olduğu için uzunluk sorusu da olduğu için direkt diğer köşegeni de biz çizeriz kardeşim. Çizdik mi çizdik. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir ve birbirini ortalar. Hocam burası 18'di. 9 9 yaptı burası ve şunlar da birbirine eşit oldu. E bak şuradaki üçgende bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları hipotenüs 17. Burası 15 ise 8 15 17 üçgeninden 8 çıktı burası. Hocam burası da 8. E o zaman alan köşegenler çarpımının yarısı. Yani 16 çarpı 18 bölü 2 dersin. Buradan sonuca ulaşırsın. Ya da bir tane üçgenin alanını bulursun. Hocam 8 çarpı 9 bölü 2 36 yaptı. E burada kalan 36 ise tüm alanda 4 çarpı 36 deyip 4 tane 36 var ya çünkü. 144 de diyebilirsin. Sana kalmış istediğin şekilde yap. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da ABCD eşkenar dörtgen çevresi nedir diye soruluyor. Eşkenar dörtgen köşegen çizilmiş. Diğer köşegen de ben çizeyim. Özel uzunluk varsa köşegen çizmek açı derecede önemli. E köşegen çizmeyle kalmasın. Köşegenler birbirini ortalıyor. Şunlar birbirine eşit. Hocam şu köşegeni de ortalayacak. 16'yı da ortala. 8 8 yapıyor. Buraya 3 kaldı. Hocam şuradaki Pisagor bağıntısını yapacağız. Hadi yapalım bakalım Pisagor bağıntısını. Hocam 3 var 3 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeni küçük olanın kök 5 katı. O zaman burası 2 katı 6 olmaz mı? Olur. Hocam 6 iken burası da 6. Eşkenar dörtgen çevresi isteniyor. Bak burası 90. 6 8 10 üçgeninden burası 10 çıktı. Çevre de 10'dan 4 tane yok mu? Her bir kenar 10 çünkü. E, dolayısıyla cevap da böylelikle 40 çıkar. Örnek 9, 40 oldu. Geldik. Örnek 10'a. Yukarıda verilenlere göre ABC'de eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Bak köşegen çizilmiş. Tam da orta nokta gösterilmiş. Diğer köşegeni de ben çizerim o zaman kardeşim. Çünkü köşegen çizilmişse, köşegenlerin dik kesmesi özel bir durum. Tam da orta noktadan geçer. Köşegenler birbirini ortalıyor ya. 90 oldu. E, 9 burası, 9 burası. Yani buraya da 5 kaldı. Eşkenar dörtgenin alanı isteniliyor bizden. Gençler ne var burada? Dikten dik çizilmiş oldu. Yani sen burada ne yapabilirsin? Öklit bağıntısını yapabilirsin. Şuraya haş dersem haş kare eşittir. 4 çarpı 5 değil mi? Evet. Buradan haşı ne buluruz? Kök 20. Yani 2 kök 5 olarak buluruz. Evet 2 kök 5. Sonra sen şunu yaparsın büyük ihtimalle. Şurası 2 kök 5'i yazayım. Hocam burada ne var? Şurada pisagor bağıntısından burayı bulurum. Pisagor bağıntısından burayı bulurum. Köşegenler çıkar. Köşegenler çarpımının yarısından giderim dersin. Ama ne gerek var kardeşim? Taban belli. Tabana ait yükseklik de belli. Bir tane üçgenin alanı 9 çarpı 2 kök 5 bölü 2 değil mi? Evet. Şu üçgenin alanını bulduk. Kaç bulduk? 9 kök 5 bulduk. Ama eşkenar dörtgenin alanının ne olacaktır arkadaşlar? Tüm eşkenar dörtgenin alanında bundan 4 tane olduğu için yani ben ne yapıyorum fark etmişsindir. İlla bir yere bağlı kalmıyorum. Dik üçgeni bulup paraya kenardaki bunların da eşit olduğunu kullanıp öyle sonuca ulaşıyorum. Bana daha kolay geliyor. E dolayısıyla ne çıkıyor arkadaşlar cevap? 9 kök 5'i 4 ile çarpacağım. Cevap da 36 kök 5 Çıkar Evet 10. soruyu 36 kök 5 bulduk Ve geldik 11. soruya Son soru mu Aynen öyle Arkadaşlar burada size ödev vermedik e Buyurun şunu da siz yapın bakalım Yani şunu istiyorum aslında Yeni nesil sorularda da artık yorum gücünüz arttı Bence arttı Çünkü inanılmaz şeyler yaptık burada Ya burada da aslında Çok güzel şey var İnanılmaz şeyler yaptık o inanılmaz şeylerden dolayı büyük ihtimal yaparsın gibime geliyor. İnşallah yaparsın. Yapamazsan da sıkıntı değil. Beraber inşallah yapacağız. Önemli olan şekli biraz oturturabilmeniz, Şekli biraz çevirebilmeniz. Şekli biraz anlayabilmeniz. Yani cümleyi okuduğunuzda bir sonraki şekli oluşturabiliyorsanız tamam sıkıntı yok. Geri kalan kısımda bir şeyleri fark edemediyseniz onlar aşılır zaten. Sıkıntı değil. Tamam öncelikle yeni nesile alışalım. Hadi bakalım. Çözümünü yap yorumunda yaz. Unutma ben çözüme başlıyorum. Masanın üzerine birbirine eş olan ABCD ve KLM'nin eşkenar dörtgeni biçimindeki kartonlar A, C, K ve M köşeleri doğrusal olarak, olarak olacak şekilde konulmuştur. Evet şurası olacak olacak. Şuraya ben bir soru işareti koyuyorum. Neyse olacak şekilde konulmuştur. Sonra AD11'im şu eşkenar dörtgen birbirine eş ya. Yani şurası da 11'im yapıyor. Ondan sonra CK'da 4 birim. Şurası da 4 birim olarak verilmiş. Kartonlar ağırlık merkezleri boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldüler. Dur. Ağırlık merkezi dediğimiz köşegenlerin kesim noktasıdır. Bütün dörtgenlerde demeyelim de özel dörtgenlerde öyledir. Yani paralel kenar türü dörtgenlerde ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır arkadaşlar. Ağırlık merkezi demek o kartonu tam böyle bir yerden tuttuğun zaman dengede kalması demek anlamına da geliyor. E o zaman ağırlık merkezinden bahsediyorsa ben diğer köşegeni şöyle bir çizeyim bakayım çizdim. Köşegenler dik kesir. Şu 90'ı yapıştırdım. 90'ı yapıştırdım. Sonra ne diyor? Kartonlar ağırlık merkezleri boyunca saat yönünde 90 derece döndürüldüğünde D ve L noktaları çakışıyor. Bak bu önemli. D noktasını ve L noktasını çakıştıracaksın. Saat yönünde ağırlık merkezinde döndürelim. Arkadaş sen bunu döndürürsen şimdi. Bak bu D köşesini döndüreceksin. Döndür bakayım 90 derece. Saat yönünde. Saat yönü bu yönde. Hop 90 derece döndürdün. Buraya geldi bu. Bak bu uzun köşegen bu arada. Bu uzun köşegen buraya geldi. Ondan sonra buradaki uzun köşegen de aynısı değil mi? Bu uzun köşegen de hop buraya mı geldi? Evet. Hocam bunlar aynı noktada kesiyormuş. Hop şöyle. Kısa köşegene a a dersem. Hocam kısa köşegene a Uzun köşegenler de birbirine eşit. Hocam şu a artı x e, uzun köşegen çünkü döndürüldüğünde dikkat et. Şu şöyle döndürüldüğünde hop buraya geliyor. Değil mi? Yani a artı x. Bu da aynı şekilde döndürüldü. hop buraya geliyor. Yani burası da a artı x olmak zorunda. E hocam a artı x a artı x. Yani burası ne oldu o zaman arkadaşlar? 2x 4 ise x'i 2 bulduk. Tamam şurası 2. Yani uzun köşegen bak dikkat et şurası a artı 2 yaptı. Bu döndüğünde buraya geldi a artı 2. Burası da a artı 2 mi? Evet a çıktı. A, a artı 2 10. Normalde ne yaparsın? Hocam dersin ki a 10'un karesi eşittir. Dalga geçtiğimi anladınız herhalde. A'nın karesi artı. A artı 2'nin karesi. Yani işlem işlem işlemle A'yı buldunuz. Kardeşim hisset. Hisset. Bunu böyle yapanlarla dalgama da geçerim. Kusura bakma. Hisset kardeşim ya. Sen Kenan Komutan'ın öğrencisisin. Artık bunları biliyorsun. 10 var. Hocam 6, 8, 10 kendir büyük ihtimalle. Koysak tutuyor mu? Bak. A yerine 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlamız tuttu. Tamam. A'ya 6 bulduk. Eyvallah. Şurası da 6 yazalım. Buraya da 6 yazalım. Hatta diğer köşegende kaç çıktı? 8 çıktı. Şimdi benden ne isteniyor? Benden kartonlar döndürülmeden önce B ile N köşeleri arasındaki uzaklık. Hocam benden şu köşe ve şu köşe arasındaki uzaklık isteniyor. Hop yani şurası isteniyor. Ne yapacağız? Hocam 90 dereceler var. E 90 dereceler var ya şöyle baktığın zaman. 90 dereceler varsa genelde dik üçgenler çıkıyordu. Dik üçgenler çıkmazsa nereden çıkartacağız? E, benzerlikten falan dik üçgen 90'lar varsa en güzel dik üçgen yapma yöntemi neydi? Dik dikdörtgen yapmaydı. Hocam 90 var, 90 var. Şurada da bir dikdörtgen oluşturacak olursak eğer çünkü burası 8 ya, burası da 8. Şunlar karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Şu şunu çizince şurada bir dikdörtgen dörtgen oluştu, mu? oluştu. Burası 8 birim, 8 birim. Burası 16 yaptı. 8 iken 8. Hocam burası da 8. A burası da 16 yaptı ve 90 dereceye karşılık geldi mi? Geldi. Şurada bir Pisagor 16 var burada. Burada da 16 var. E 16 16 ise burası da 16 kök mi yapar? Evet benden de bu isteniyor zaten. Cevabımız böylelikle 16 kök 2 yaptı arkadaşlar. Güzel bir soruydu. İnşallah şu döndürme mantığında ince espri suydu. Şu döndürmeyi buradan alıp hop şuraya getirmişindir inşallah. Ya da buradaki döndürmedeki buradaki noktayı a buradaki nokta şuradaki nokta pardon. Şuradaki noktayı saat yönünde döndürmek. Hop şuraya getirmişindir inşallah. Bunu yaptıysa zaten geri kalan hocam şuradaki eşitleri yazmak işte. Bu buraya geldi. Şu eşitliği yazabildiysen eğer göstermişindir. Hocam a x dersem a art x. Bu da a artı x geldi. A'sı buradaysa buraya da x kaldı ve 2 bulduk. Sonra da cevap kendiliğinden aktı gitti. Evet gençler böylelikle bitirdik mi olayı? Bitirdik. Sırada ne var? Sırada deltoid var. Deltoid de güzel, zevkli, eğlenceli. Ve orada da çok güzel işler yapacağız arkadaşlar. O zaman kaçıncı hafta burası? 12. haftanın 2. dersinde Deltoid konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.